İnşaat sektörünün sorunlarının ele alınarak çözüm yollarının aranacağı inşaat platformu toplantısı bugün gerçekleşti. Yanımızda bu toplantının aslında inşaat platformun fikir babalarından diyebiliriz değil mi size Mahmut Bey? Valla Ekonomi Gazeteciler Derneği Başkanı Sayın Celal Toprak'a haksızlık etmiş oluruz. Evet. Biz Amba Yayın Grubu olarak 30. yılımızı kutluyoruz bu sene. Neler yapılırız diye Celal Başkan'la konuşurken dedi ki inşaat platformu kuralım. İnşaat platformu nedir? Türkiye'nin en önemli ve en büyük sektörü. 1 milyon ürün kullanılıyor yapılarda. Bu ürünleri de reel sektör üretiyor. Dolayısıyla da inşaat sektörü lokomotif bir sektör. Ama sektörün çok ciddi ve önemli sorunları var. Bu sorunları konuşmak, bu sorunların çözüm yollarını aramak için bu platformu kurduk. Kurduk derken kurulmuş bir şey yok. Bir tüzel kişilik değil. Bir sivil toplum oluşumu. İnşaat platformunun başarılı olması için inşaat sektörü herhangi bir derneğin yerine geçmek gibi amacımız da yok. Bir tüzüğümüz de yok. Mevcut olan 100'e yakın dernek var inşaat sektörüyle ilgili. Bütün derneklerin, bütün odaların, kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin, üniversitelerin, herkesin işbirliğine, herkesin katkısına, herkesin düşüncesine, fikrine ve beyin fırtınasına ihtiyacımız var. Ki inşaat sektörünü daha ileriye götürelim. İnşaat sektörüne katma değer yaratalım. İnşaat sektörünün sorunlarını ele alalım. Çözüm yollarını ele alalım. Bunu da Ekonomi Gazeteci Derneği ile birlikte medya olarak kamuoyuna taşıyalım. Beraberinde kamuoyunun da desteğiyle inşaat sektörüne katma değer yaratacak, inşaat sektörüne ivme kazandıracak, inşaat sektörünü yurt dışında da başarılı yapacak şekilde çalışmalara imza atmak. İlgili mercilere de bunu anlatmak. Evet, bugün ilk toplantınızı gerçekleştirdiniz. Bundan sonraki toplantılarınızdaki hedefleriniz nasıl olacak? Bu anlamdaki işleyişiniz nasıl olacak ilk etapta? Belli periyotlarla inşaat platformu toplantısını yapmayı düşünüyoruz. Öncelikle inşaat platformunun başarılı olması için biraz evvel dediğim gibi herkesin katkısını, desteğini bekliyoruz. Sadece benim görüşüm değil, herkesin görüşünü alarak inşaat platformu nasıl çalışacak? Toplantılarda mutlak surette inşaat sektörünün yüzlerce, binlerce sorunu var. Her sorununu her toplantıda almamız, farklı ele almamız, evet, farklı gündemlerle, gündem maddeleriyle bir araya geleceğiz, toplantılar yapacağız. Beraberinde daha dar kapsamlı konularla ilgili de bir araya geleceğiz. Ve inşaat sektöründe çok ciddi bir veri eksikliği, bilgi kirliliği var. Biz bunları da doğru bilgiler, doğru verileri kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Burada da bir misyon üstlenmek istiyoruz. Çünkü inşaat sektörünün her ne kadar yasası var deseler de inşaat sektörüyle ilgili birçok konuda yasal eksiklikler var. Gayrimenkul ve konut sektörüyle ilgili çok ciddi yasal eksiklikler var. Siz de bunu çok iyi biliyorsunuz. Konut alıcılar açısından çok ciddi problemler var. Yani kentsel dönüşümle ilgili ciddi problemler var. İş ve işçi sağlığı açısından, iş kazaları açısından inşaat sektörüne çok ciddi problemler var. Yurt dışı müteahhitlik açısından. Yani kendi içinde, kendi ana başlık altında çok ciddi sorunlarla birlikte her konu başlığının altında kendi içinde sorunlar var. Dolayısıyla biz bunları ele almak istiyoruz. Çözüm yollarını aramak istiyoruz. Herkesten bu konuda, bütün derneklerden, kurum ve kuruluşlardan bu konuda destek bekliyoruz. Nasıl çalışacak? Sadece bu toplantılarla değil, interaktif olarak da inşaat platformu yürüyecek. İnşaatplatformu.org'dan dileyen, isteyen sektörün önemli temsilcileri, yetkilileri görüşlerini açıklayabilir, fikirlerini açıklayabilir. İnşaat platformunun nasıl çalışması lazım, ne olması lazım, nasıl işlevi olması lazım, nasıl organları olması lazım, her ne kadar tüzel kişilik olmaması, tüzüğünde olmamasına rağmen mutlaka bizim çalışma prensiplerimiz olacak. Olmazsa olmaz prensiplerimiz var. Bağımsızız, tarafsızız, mutlaka siyasetten uzak kalacağız ve tüzel kişiliği, asla bir tüzel kişilik haline gelmeyeceğiz. Var zaten onlar. Hiç kimseye rakip olmak, hiç kimseye alternatif olmak gibi bir amacımız yok. Peki, çok teşekkür ederim. Rica ederim.